inşallah. Toplayıp burada kalacak. Evet. Saçın çok güzel. Pony. Ne? Pony seni. Kuyruk. Sanki kuyruk takıyormuşum ben, evet. Arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün işten geldim. Biraz önce evdeyim. Hemen pijamalarımı çektim. Böyle rahat olmak istedim. Ne yapıyorum? Alışveriş yapmıştım Temu'dan. Onlar gelmiş. Ondan sonra banyo için birkaç bir şey almıştım. Onlar gelmiş. Size onları göstereyim. Geçen gün sizinle banyoyu düzenlemiştik. O banyo düzenleme videosunda bir tane organizer almıştım, görmüştünüz. Ben onu normal bir askıya asmıştım, havluyu astım. Yalnız öyle bir şey oldu ki o oradan düştü. Sonrasında ben lobanın kenarına koydum. Ama o da sürekli ıslanıyor falan. Orası alt tarafı tahta olduğu için kabarır diye. Şöyle önce bir kendime havluluk aldım. Diğeri nerede bu arada? Buraya amma da attık bu arada İlhan'la bakarken. Ha, bir de şöyle bunlar biliyorsunuz kiracı şey diye geçiyor, yapıştırması dermeden. Çok kuvvetli bir yapışkanı var. Ve bunlar suya dayanıklı. Onu biliyorum. Daha önce de kullandım. Böyle bir 10 tane şey aldım. Askı. İşte organizeri falan bununla takacağım. Duvara monte edeceğim. Bir de şöyle bir şey aldım. Saç kurutma makinesi için. Benim biliyorsunuz vardı böyle bir şeyim ama orada çok olmadı. Ve onu oradan söktüğüm zaman da kötü görünecekti. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada bir yapışkan herhalde çıkmış ama anlamadım. Şöyle söyleyeyim. Bu havluluk bir de bu organizer takım olacak. Yalnız onları bugün yapamayacağım. Büyük ihtimal hafta sonu onu işten geldikten sonra yaparım diye düşünüyorum. Bugün onlarla ilgilenemeyeceğim. Yani bunlara böyle güzel bir yer bulmam lazım. Hiçbirinin ortada olmaması lazım. Hem kargaşa durmasın diye. Bunlar banyo için yaptığım alışverişti. Temu'dan falan almadım. Bunları bildiğiniz Trendyol'dan aldım. Şimdi yatak odasına geldim. Temu'dan Nilhan'a şöyle bir kürklü mont aldım. İçi böyle çok kaliteli görünmüyor ama bayağı bir kalın. Hani beklediğimde ama ben bu kadar kalın beklememiştim. 130 santim diyor ama kaç yaş aldım bilmiyorum. Nilhan'a tam geldi. Böyle kulakları falan da var. Çok hoşuma gitti. Bir de Nilhan'a beyaz benim botlarımdan böyle çizmemsi bir şey aldım. Temu'dan aldım yine. Fiyatlarını inanın hatırlamıyorum. Yazın daha uygun fiyatlıydı Temu. Ama yine de Türkiye fiyatlarına göre indirimliydi. Sonra devam edeyim. Kendime şöyle bir bluz aldım. Yalnız bunun şeyini hiç sevmedim. Kumaşını. Ay, denedim ben bunları bu arada, bir de kolu içeride kalmış. Şöyle göstereyim. Kumaşını neden beğenmedim? Bu nasıl denir? Benim sevdiğim bir kumaş türü değil. Benim birkaç tane daha böyle body'm var. Giyince çok rahat edemiyorum. Bir de şu kısmı dar oldu. Boyu falan normaldi. Birazcık böyle kilo verirsem giyebilirim. Ama yine dediğim gibi kumaşından pek hoşlanmadım. Sonra devam edeyim. Bu çok güzel oldu. Bunu çok beğendim. Şöyle. Bunlar bu arada dediğim gibi yine Türkiye şartlarına göre bayağı uygun fiyatlıydı. Vergisiyle şununla bununla. Onun için almıştım. Şöyle bir bluz. Böyle ilk bakınca perde gibi duruyor ama üstte gayet güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Hatta yarın belki bunu giyerim. Şöyle göstereyim. Bir de şunu aldım. Bunu hiç beğenmedim. Bana bu renk de hiç yakışmıyormuş bu arada. Neyse artık evde iş yaparken falan giyerim. Bu da böyle. Kıyafet konusunda Temu'nun çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Ayakkabıları güzel. Ben bot almıştım kendime. Onları beğenmiştim ama bunları o kadar fazla beğenmedim yani. Hatta yazın diyorum ya bir tişört almıştım. Bir o kaldı herhalde. Onun içindekileri geri gönderdim. Bunlar da Temu'dan yaptığım kıyafet alışverişi. Dediğim gibi fiyatlarını pek hatırlamıyorum. Neyse hayırlısı olsun. Şöyle göstereyim. Bu da Temu'dan aldığım Nilhan'a çizmeler. Benim de buna benzer var biliyorsunuz. Bunun arkasında böyle kurdele falan da var. Güzel. Yalnız beyaz olduğu için tabii ki kirlenmiş. İçinde miflon falan yok. Böyle zaten her yere arabayla gidiyoruz diye miflonlu almadık. Zaten okulda da ayakkabıyla gezmiyorlar. Aman panduf giyiyorlar. Şu da benim aldıklarım. Bu o kadar sıcak tutuyor ki size anlatamam ve çok rahat. Hani ak ayarında öyle söyleyeyim size. Yalnız öyle bir durum ki bizim balkon iş yerinde acayip kirli. Ve bakar mısınız
daha sabah sildim. Daha şeyi burada oraya atıverdim sabah. Yine pislendi. Bunları böyle bir kere daha yıkamak istiyorum ama yıkayınca da bozulmasından korkuyorum. Sıcacık içi böyle. Çok güzel bence. Yumuşacık. Ayaklarım da çok rahat ediyor. Bu sene favori ayakkabım da bu oldu. İlhan'ın çizmeleri de böyle. Son olarak Temu'dan bir de böyle kendime şarj aleti kılıfı aldım. İşte içine kulaklık şarj aleti koymak için. Daha içine bir şey koyamadım. İnşallah onu da başarabilirim. Bu da bu şekilde. Ben bu hafta çamaşırları yıkayıp hep buraya astım. Bunları dün kaldıracaktım ama dün Nilhan'ın gösterisi vardı. Oraya gittik. Ondan sonra da canım istemedi. Gelince de akşam arkadaşlara gitmiştik. Bunlar burada kaldı. Bunları kaldırmam lazım. Bir de işte şimdi kargo gelince buraları dağıttık. Hatta şunları da banyoya götüreyim ki buradan dağılın kalksın. Allah düşürdüm ama tuttum herhalde ayağımla. Bunlar da buradan kalkmış olsun. Yemeğim yok arkadaşlar. Ve büyük ihtimal kahvaltı gibi bir şey yapacağız. Bu saatten sonra artık yemek yapamam. Dün de balık söylemiştik. Balık yedik. Hadi şuraya getireyim. O gün hatırlarsanız, videoyu izlediyseniz buraya asmıştım. Şöyle bir havluluğum vardı. Bu havluluk oradan düştü. Allah'tan hiçbir şey kırılmadı, dökülmedi, devrilmedi de. Sadece şöyle bir yamuldu falan. Sonra ben aldım onu buraya koydum. Böyle olunca da işte dediğim gibi şu alt taraf sürekli ıslanıyor. Mecburen çok dar arası. İşte şu şeyi sökeceğim buradan, anlayın. Buraya havluluğu takabilirim. Bizim havlularımız Nilhan'la burada duruyor. O da garip oluyor. Yani burayı bir düzenleme yapacağım. Şimdi şu dolabın içine koydum. Şöyle göstereyim. Orada dursunlar, dağınık olmasın. Beraber zaten düzenlemeyi yaparız. Burayı halletmiş olduk. Burada da hafta sonu yıkadığım diğer çamaşırlar var. Katlayıp böyle sepette kaldılar. Diyorum ya, hala düzenleyemedim. Bir de bugün işte şu Temu'dan gelenler falan filan oldu. Neyse, onları böyle bir gün giyersem size de gösteririm zaten nasıl durduğunu. Şuradan işe başlamak istiyorum aslında. Orayı bitireceğim. Ev gördüğünüz gibi toplu. Biraz önce Nilhan'la boyama yaptık zaten. O da boyaları topladı, oraya koydu. Bu odaya oyuncak getirmesine izin veriyorum. Çünkü genellikle ben burada oturuyorum. O da yanımda olsun diye. Arada böyle Barbie falan oynuyoruz böyle. Bugün boyama yaptık. Geçen gün de Barbie oynamıştık. Burası böyle. Hatta şu an mutfağın kaloriferi bakayım yanıyor mu? Mutfağı genellikle yakmıyorum. Hem burada kapı açılıyor. Hem de Tyson çok dışarı çıkıp giriyor. Akşamüstü biraz sonra soğur burası. O zaman yakıyorum böyle bir saat falan. Zaten yemek olunca da anlayın. Burası ısınıyor. Çok fazla şeye ihtiyaç duymuyoruz. Bu arada size ne göstereceğim? Bakar mısın? Çiçeklerimizi düzenledik. Geçen gece oturdum. Temizlik yaptığım gün. Hepsini buraya getirdim. Bunların hepsi o oturma odası güneş alıyor aslında ama perdelerini hiç açmadığım için ve Tyson girmediği, yani girmesin diye kapıyı kapattığım için de onun ismi bayağı solmuşlar. Böyle kaktüsleri falan düzenledim. Hatta şuraya böyle aranjman gibi yaptım. Bakalım çıkacaklar mı? Şu iyice gitmiş, ölmüş. Üzüldüm ona da. Şu aldı kendine gidiyor. Daha perdenin arkasında da bir o kadar daha var. Burayı böyle düzenledim. Camın önünü. Böyle güzel hem gözümün önünde dur hem de buradan güneş alıyorlar. Güzel olur. Belli bir süre sulamayacağım hiçbirini. Bekleteceğim. Kaktüsler çünkü suladıkça çürüyor. Onun farkındayım. Yani gördüğünüz gibi her yer böyle toplu. Ha, geçen gün bu arada şeyi göstermiştim size. Mutfak düzeninin bir kısmını. Burayı da böyle yaptım. Airfryer'ı o köşeye aldım. Tost makinesi burada oldu. Fiş oraya yakın diye. Tek sıkıntımız hamur karıştırma makinesini bu tarafa koydum. Orada priz yok. Neyse, artık bir şey yapacağız. O kabak tatlısı da bu arada yenmedi. Hakan ben yerim dedi ama yemiyor. Ondan sonra şuraya şöyle baktığımız zaman da burada da böyle bir kahve köşesi gibi oldu. Şurası dağınık demiştim ya, onları da köşeye koydum, çayı falan. Bu şekilde duruyor. Bu arada artan saksıları da bu şekilde balkonda yıkadım, koydum. Daha onlara yer bulunacak, oradan alınacaklar. Yani anlayacağınız, evde hep bir iş var. Ben de yetişmeye çalışıyorum. Nasıl yetişiyorsun diye soruyorsunuz. Yetişmeye çalışıyorum, yetişiyorum diyemeyeceğim. Bugün kahvaltı hazırlayacağım için akşam yemeğine rahatım. Hatta biraz sonra diyorum ki kıyma çıkartayım, dolma doldurayım yarın için. Böyle pirinçli, ondan sonra kıymalı bir dolma. Çok seviyorum onu.
Ondan sonra yarın yemeklerini de şimdiden yapayım ki anca hazır olur. Çünkü yarın 7.10'da çıkacağım işten. Anca eve geldin ettin. Saat 8 oluyor. Yemeğim hazır olsun istiyorum. İnşallah yapabilirim. Bugün de o kadar yorgunum ki aslında dünden yorgunum. Dün 29 Ekim gösterisinden sonra AVM'ye gittik. Nilhan bir şeyler yemek istedi. Yemek yedik. Sonra bir şeylere bakındık, eve döndük. Sonra tekrar gidelim dedi Nilhan. Yetmedi. Dedim gidemeyeceğim. Hani önceki geceden uykusuzdum. Dün de sabah Nilhan heyecandan beni erkenden kaldırdı. Sonra işte çok erken kalktığım için acayip uykum vardı. Eve geldik, ben yattım. Hakan özel derse gitti. Nilhan kendi kendine takıldı. Odasında boyama falan yaptı. Bir saat falan uyumuşum. Sonra uyandım. Yani balık yedik, balık söyledik. Uzun zamandır yemiyorduk. Neyse balık da çok lezzetli olmuş. Ben de kalktım bir salata yaptım. Ondan sonra masayı topladık. Hakan çay demliyordu. Dedim Nilhan şimdi AVM'ye gitmek ister. Söyledik. Ne yapalım ne edelim. Sonra arkadaşlarımız artık ne zamandır görüşmüyorduk. Onlara gittik. Onlardaydık akşam 11'e kadar falan. Sonra eve geldik. Yatasıya saat yine 1-1.30 oldu. Ben yine uykusuz. Bir de önceki diyorum. Yani gündüz uyuduğum için gece de uykum gelmedi. Ondan sonra saat 2'yi falan geçiyordu herhalde uyuduğuma. Sabah yine 7.30'da kalktım. Bugün öldüm uykusuzluktan. Acayip yorgunum o yüzden. Dedim ki bugün uyumayacağım. Kendimi şu an tutuyorum uyumamak için. İşte biraz sonra kahvaltı gibi yaparız. Yani yemeğimizi yeriz. Sonra etrafı toplarım. Sonrasında artık böyle tam akşam zaman geldiğinde uyurum ki düzene sokmam lazım. Çünkü böyle olmuyor. Eğer şimdi uyursam acayip uykum var diyorum ya, yatarsam bu sefer gece yine uyuyamayacağım. Yine bir döngü olacak yani. O yüzden bu uyku düzenimi de düzeltmeliyim. Şimdi Nilhan aç değil herhalde. Onu da saat 4.30 kılamışım. Saat 5.30. Bir 15-20 dakika daha oyalanırım. Ondan sonra artık akşam yemeği yani kahvaltı hazırlıklarına başlarım. Krep yapacaktım ama belki patates falan da kızartabilirim. Çünkü duşa gireceğim, patates kızartabilirim. Böyle duşa gireceğim günler böyle kızartmalı şeyli falan işlerle uğraşıyorum. Öyle. Son bir gayretle patatesleri soydum, dilimledim böyle, yıkadım sudan. Şimdi yağ koydum, onu halledeceğim. Şu çöpleri çıkarttım, Tyson'ın kumunu falan. Kabağı unutmuşum, onu dağıtayım, kimse yiyen olmaz. Yani çok kötü olmuş gördüğünüz gibi. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Böyle tahinleyip cevizleyip yiyecektim. Neyse nasip değmiş diyeceğim artık. Bu ara canım şey istiyor bir de. Cevizli tahinli kek. Pekmezli bir de. Mükemmel oluyor. Eğer beni uzun süredir izliyorsanız zaten kışlar onu yaptığımı biliyorsunuzdur. Şimdi dediğim gibi patatesleri kızartacağım. Bir yandan patates kızarıyor. Bir yandan çay suyunu koydum. Burası aşırı gürültülü. Şu an beni duyuyor musunuz bilmiyorum. Bir de omlet yapacağım böyle yanına. Güzel olur. Patatesi zaten kendimize göre kızarttım. Yalnız o kadar acıkmışım ki şu an anlatamam. Yeni fark ettim acıktığımı da.
Öğlen bir tane yarım tost demiştim küçük şöyle. O da beni tutmamış demek ki. Şu an acayip açım. Bir an önce olsun ve yemek istiyorum. Bugünlük bu video böyle oldu. Çok fazla bir şey yapamadığım bir video oldu. Sebebi de hem işten gelmiş olmam, hem geç gelmiş olmam. Çamaşırları falan topladım bu arada, onu da göstereyim. Çünkü buradan yağ kokusu direkt oraya gider. Çamaşırları boş boşuna yıkamış olurdum. Onu da hallettim. Yerine yerleştirmedim ve katlayıp sepetin üstüne dizdim. İnşallah yemekten sonra ilk hedefim o çamaşırları oradan kaldırmak olacak. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu arada benim başka bir kanalım daha vardı. Eski takipçilerim bilir. O kanalın linkini de aşağı bir yere bırakacağım. Eğer oraya abone değilseniz, oraya abone olursanız sevinirim. Orada çünkü bir şey denemek istiyorum. O yüzden o kanala giderseniz sevinirim. Zaten geldiğinize dair bana bildirim geliyor oraya gittiğiniz zaman da. Orada bir şey deneyeceğim dediğim gibi. Eğer olursa o kanaldan yoluma devam edeceğim. Burasını yok sayacağım gibi bir şey olacak. Yani şimdiden söyleyeyim size de. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.